Ekonomide temel sorunlarımızdan birisi ekonomi kötü. Nedeni ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve izlediği siyaset. Nas dedi, faiz dedi, onu dedi, bunu dedi, memleketi bir yere getirdi. Şimdi Mehmet Şimşek'le kol kola buradan çıkaracaklarını söylüyorlar. Peki fatura kime kesilecek? Fatura bir kez daha dar gelirliye, emekçiye, emekliye kesiliyor. Onu ortaya koyan haberlerimiz, verilerimiz var. İşte bu faturada aslında biraz da şu vergiden kaçınanları, vergi ödemeyenleri dahil etseniz diyenlere karşı Mehmet Şimşek bugün vergi borcu çıktığı halde, bakın o vergi istisnasından yararlanıp vergiden kaçınanlar değil, vergi borcu çıktığı halde vergisini ödemeyenlere mesaj verdi. Verginizi ödeyin yoksa yüzsüzler listesi açıklayacağız dedi. En son 2019 yılında açıklanmıştı. Vergi yüzsüzleri listesi yıllar sonra yeniden gündemde. Nedeni ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama. Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacağız. Şimşek listede yer almak istemeyen mükellefler için tarih verdi. Açıklayacağımız vergi yüzsüzü listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için Eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz. Ekonomistlere göre hükümetin asıl vergisini beyan eden ancak ödemeyen mükellefe değil kayıt dışı ve kaçakçılara yönelmesi, dahası vergi istisnalarını da açıklaması gerekiyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından işte bu vergi muafiyetlerine dikkat çekti ve iktidara kimin yüzsüz olduğuna karar verin diye seslendi. Gerçek vergi yüzsüzü kimdir? Vergisini ödemeyenler mi? Tamamen veya kayıt dışı olanlar mı? Özel muamelelerle vergi borcundan kurtulanlar mı? Politik nitelikli indirim, istisna ve muafiyetlerle vergi dışı kalanlar mı? Ya da vatandaşın vergilerini cebe indirenler mi? İktisatçı Profesör Doktor Esfender Korkmaz'dansa bu iş yasayla, yargıyla olur uyarısı geldi. Bu ülkede yasa var, hukuk var. İktidar kendi yasaları ve yargısına güvenmiyor ki vergi ödemeyenleri böyle tehdit ediyor. Korkmaz vergisini beyan edip ödeyemeyenler yerine adresin öncelikle kara paracılar ve suç örgütleri olması gerektiğini söyledi. Bu şirketler ve kişiler vergi kaçırmamış, vergilerini beyan etmiş ancak ödeyememişler. Ekonomi yönetimi vergi borçlarını ödeyemeyecek hale getirmiş demek ki. Şimdi bu insanları yüzsüz ilan ediyor. Şimşek'in gücü yetiyorsa vergiyi ödeyemeyene değil, kayıt dışına, kaçakçılara, kara paracılara, suç örgütlerine baksın. Şimşek 6 Şubat depremlerinden etkilenen yerlerde ise gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunan mükelleflerin ise açıklanmayacağını bildirdi. Çok çarpıcı. Yani vergi yüzsüzlerini açıklıyoruz. Yani vergisi çıkmış, tespit edilmiş, beyan edilmiş ama vergisini ödeyemeyenlere vergi yüzsüzü deniliyor. Peki daha yeni açıklanan vergi rekortmenlerinin olduğu listeyi hatırlayın. O listede üst sıralarda yer alan kimi isimlerin şirketlerinin neden bu kadar az vergi ödediği konuşulmuş, tartışılmıştı. 28 milyar liralık matraha, 28 milyar liralık matraha ya 250 milyon ya 270 milyon mesela vergi ödeyen patronları, sahipleri vergi rekortmeni olan ama kurumları 28 milyarlık matrahta yalnızca milyon, normalde %10 olsa 2.8 milyar etmesi gerekir. %10 olsa, %20 olsa ki Türkiye'de kurumlar vergisi daha yüksek. Yani 6 milyar, 7 milyar vergi vermesi gereken bir kurumun yalnızca 250-270 milyon verdiği yerde o vergi yüzsüzü değil ama vergisini beyan etmiş, ödeyememişler, vergi yüzsüzü olacak anladığımız kadarıyla. Yani o yüzsüzler açıklanacaksa bu yüzsüzler de açıklansın deniyor. Bugün büyüme verileri açıklandı. İkinci çeyrek verileri Türkiye'nin ekonomisinin daraldığını gösteriyor, küçüldüğünü gösteriyor. Ancak Mehmet Şimşek'e göre durum öyle değil. Mehmet Şimşek yine bu verilerle de %2,5'luk ikinci çeyrek büyüme verileriyle de pembe bir tablo çizdi. En kötüsü geride kaldı dedi. Kime göre en kötüsü? Onu biraz sonra konuşacağız ama Bakan Mehmet Şimşek'in bu sözlerine CHP'de Özgür Karabat'tan tepki var. Türkiye'nin
küçüldüğünü, ekonomisinin daraldığını söylüyor. Mehmet Şimşek'e de hayaller içinde olduğunu söylüyor Özgür Karabat. Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde sıkılaşmanın etkisi büyüme ivmesinin yavaşlamasını beraberinde getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde yıllık büyüme %2,5 seviyesinde kaldı. Verilere göre çeyreklik bazda da %0,1'lik sınırlı bir büyüme izlendi. Büyüme oranlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zorlu bir dönemin geride kaldığını iddia etti. X hesabından açıklama yayımlayan Şimşek, orta vadeli programın kısa süre sonra açıklanacağına dikkat çekerek, kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Şimşek'in açıklamalarına bunun adı olsa olsa becerebilirsiniz. Eksizliktir diyerek tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Karabat, büyüme yalanıyla halk kandırılıyor, yoksullaştırma sıradanlaştırılıyor dedi. Büyüme yalanıyla halk kandırılıyor, yoksullaştırma sıradanlaştırılıyor. Mehmet Şimşek, iç talebin yavaşlamasından gurur duyarak dengelenme yaşandığını iddia ediyor. Enflasyonda gerileme başladığını söylüyor ancak yaşanan gerileme baz etkisi kaynaklı. Enflasyon artmayı sürdürüyor. İş talep dediği de işçi, emekli ve memurun alım gücünün düşürülmesi yani yoksullaştırılması. Tüketim malı ithalatının patladığı bir ülkede uygulanan ekonomi politikalarının adı asla dengelenme olamaz. Bunun adı olsa olsa beceriksizliktir. Halkın fakirleşmesinin enflasyonu düşürmeyeceğini belirten Karabat, üretimi ve istihdamı koruyarak enflasyon ile mücadele mümkündür. Şirketleri batırarak ülkeyi sadece ithalat baronlarına bağımlı hale getirirsiniz dedi. İktidar son dönemde yeni bir türkü tutturdu. O türküde emekliler bütçeye yük. Ah şu emekliler olmasa. Aslında memleketi fena idare etmiyoruz da sürekli emekli maaşı vermek zorunda kalıyoruz. Bu türküye eşlik edenler de çok. Yani seve seve böyle aynı nakaratı tekrarlayanlar var. Ah şu emekliler, ah şu emekliler diye. Dünyanın her yerinde 4 çalışana 1 emekli düşerken Türkiye'de 2 çalışana 1 emekli düşüyor. Biz bunu kaldıramayız diyor iktidar. Aziz Çelik, dünyadaki örnekleri karşılaştırarak, Türkiye ile karşılaştırarak bir kere bunun doğru olmadığını Çalışma Bakanı'na hatırlattı. Yani dünyada 4 çalışan değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinde yine Türkiye'dekine benzer 2'ye 1 gibi çalışan emekli dengesi söz konusu. Üstelik orada emekliler bizdeki gibi sefalet ücretine mahkum edilmiş değiller. 4'te 1 olsun, 2'de 1 olsun, 3'te 1 olsun. Sonuçta bu ülkenin emeklilerine iktidar ne kadar toplam bütçe içerisinde para ayırıyor. Asıl kıstas bu değil mi? Yani siz 10 milyon da olsa, 16 milyon da olsa, 26 milyon da olsa, acaba geride bıraktığımız yıllarda emekli sayısı arttığı için bütçede emekliye ayrılan pay artmış da artık AKP'nin geri kalan yatırımlara ayıracağı para azalmış. O yüzden mi biz bu sorunları yaşıyoruz? Yoksa emekliler sefalet ücretine mahkum edilmiş, buna rağmen para yetmiyor mu? İşte şimdi ekrana getireceğimiz haber 2023 verilerini ortaya koyuyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe paylaştı bu verileri. 2023 emekliler için en kötü yıl, son 20 yılın en kötüsü, 2024 ondan da kötü olacak. Ne olacak, ne düzelecek? Kemer sıkma politikasına devam ediyoruz. Yok yok, emekli öldü. Emekli öldü. Emekli son 20 yılın en kötü ekonomik koşullarını 2023 yılında yaşadı. 2024 ise daha da kötü olacak. Biz açlıktan ölüyoruz kardeş. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, emeklilerin ekonomiden aldıkları paya ilişkin yıllara göre karşılaştırmalı veriler paylaştı. Emeklilikte maaş sisteminin değişmesine değinen Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
Emekli maaş sisteminin değişmesi gündemde. Peki emeklilerin durumu ne? Son 20 yılda Türkiye'de emekliler için en kötü yıl 2023 oldu. 2024-2023'ten de kötü olacak. Türkiye'de emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %5,36'ya düşerken Avrupa Birliği'nde ise emekli aylıklarını gayri safi yurt içi hasılaya oranı %12,9 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 385 euro iken İspanya'da 1417, Fransa'da 1485, Almanya'da 1552, İtalya'da 1582, Belçika'da 1717, Hollanda'da da 2,3 euro. 2014 yılında en düşük emekli aylığıyla 11 gram altın alınabilirken bugün 4,5 gram altın alınabiliyor. Emekli aylıkları yaklaşık 16 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir konu. Bu konuda ben yaptım oldu zihniyetiyle değil, ortak akılla toplumun ilgili tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katarak çoğulcu bir yöntemle uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor. Emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ağır ve derin, gerçekçi, akılcı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç var.